Sevgili seyirciler, 15.500 nüfuslu Hopa'dayız. Yeryüzünün en gelişmiş şehirleri genellikle ana yollar, limanlar, istasyonlar, deniz ve akarsu yollarının kenarlarında kurulmuş, yeşille mavinin kucaklaştığı yerlerdir tanımlamasını doğrulayan şirin bir Serhat ilçesidir Hopa. İlçe, Rize-Trabzon illerinin Artvin, Kars, Ardahan, Erzurum, Gürcistan, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri ile irtibatlanmasını sağlayan önemli bir konuma sahiptir. Dağların denize paralel uzandığı kıyı şeridi Hopa ilçe merkezi görünüyor arkamda. Dağların denize paralel uzandığı dar bir kıyı şeridi üzerinde duran Hopa ilçe merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 10 metre. Deniz seviyesinden 600-900 metre yükseklikte her mevsim yağış alan Hopa'da kışın ılık, yaz aylarındaysa serin bir hava hakim. İlçede Sundura Deresi yatağı merkez olmak üzere özel bir rüzgarın etkisi hissediliyor. Köylere ve 1600 metreye ulaşan dağ pide salonuna geldik. Hızır Dayı'nın pide salonuna. Hopa'ya geldiniz. Hızır Dayı'nın pidesinden yemediyseniz Hopa'da siz hiçbir şey yememişsiniz. Hiçbir şey tatmamışsınız demek ki. Geldik Hızır Dayı'ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Dayıcım nasılsın? Şey, teşekkür ederim. Kocanın kayığından yeni çıktım bir ay evvel. Aha. Kocanın kayığına çok güler beni. Öyle mi? Yani oradan çıktım. Neydi rahatsızlık neydi? Rahatsızlık fırsat vardı bende de oradan. Ya bu pidelerden sen yapıyorsun, millete yediriyorsun, sen yemiyorsun herhalde. Ben de yiyorum ben. Yiyorsan niye oldu? Oo, olmaz ya. Olur olur. Yaş gitti, 93 yaş. Ben, 93, 93 yaşındayım. Maşallah, o yüzden bu kadar. He, tabii, 93 yiyince, ya. Bu pidelerden yiyince sürekli böyle dinç kaldı. Dinç kaldı. Değil mi? Tamam. Pidede yağ da var. Yağ da var. Çünkü. Ama hiç dokunmuyor. Yok canım ne dokunacak? Tuzlu yemeyecek. Biraz kendinden bahseder. Tuzlu yemeyecek. Neden kendimden bahsedeyim? Sen Hopalı. 93 yaşındasın. He. Kaç senedir bu pide işini yapıyorsun? 70 sene oldu. 70. 70 senedir. He. Ben nerede Hopalı görürsem, nerede Hopalı'yla konuşursam Hızır Dayı'nın pidesinden bahsediyor. Bahsediyor evet. Evet. Şimdi bu bunun sırrı nedir bana ver demeyeceğim. Yok. Çünkü sırrı işi temiz yapmak, sanatı anlamak, tamamıyla bilmek sanatı. Evet. Yoksa öyle lalet dayın ben bunu soğuk suyla yapayım, sıcak suyla yapayım harap edersin. Olmaz. Ha. Evet. Bunun yani kendi şartları yerine getirmezsen olmaz. Olmaz değil mi? Olmaz oğlum. Şartı yerine gelecek. 70 senedir bu lezzeti koruduk. Koruduk. 70 sene oldu. 70 sene oldu. Ve şimdi kime aktardın? Senden sonra kim? Benden sonra çocuklara aktardım. Daha törnülerime çocuklara.
kendi çocuklarıma. Çocuğunuz devam et. He, öyle devam et. Ondan sonra da torunlara. Ondan sonra da öteki taraftan var bir şey orada da olacak. Devam edeceğim. He, orada da devam edeceğim. Ben ne yapalım? Peki. Siparişi sadece şu caddeden geçenler mi alıyorlar yoksa Kupa dışına gidiyor mu? Gidiyor, gidiyor. Pazardan gelir, Arhava'dan gelirler. Öyle mi? He, öyle öyle. Ben İstanbul'dan gelip kalıyor burada, o da sipariş veriyor, alıyor. Hızır dayı ayarlıyor. Bu tarafa, bu tarafa. Yok, yok, aa, yağımız mı var burada? Yağ var, yağ. Yağsız, yağsız yağlı olmaz. Bu yağ, yağlı he, olacak değil mi? He. Yağlı pide zaten. Bu yağ, tereyağı. Tereyağı. Aha, tereyağı bak girdi içeri. Pişecek şimdi. Evet. Ya. Kavurmayı. Kavurmayı koyacağız. Özel mi yapıyorsunuz? Özel kavurma. Yaptırıyor musun? Ha, yaptırıyoruz. Yoksa bir yerden alıyor, satın yok, mı? Yok, lanetten yok. Öyle, o, her adamın kavurması alınmaz. Değil mi? Her adam alınmaz. 70 yıllık, he, 70 yıllık tecrübe, tecrübe şu anda pidenin üzerinde görüyoruz. Üzerinde görüyoruz. O parmaklar pidenin üzerinde 70, geziyor. 70 ya. 70 yıllık evet, tecrübe. Evet. Ha. Şuraya bak. Ha. Usta ellerden pide yiyeceğiz. Usta evet, ellerden. Hızır evet, dayı. Evet. Evet. Ha. Şimdi bir de yağını koyduğu zaman. Şimdi bunu o biri karmalıyor, biri karmalıyor, biri peynirliyor, sade yağlıyor, efendim şey olur, sade yumurtalıyor, kimalıyor, evet, karışık olur, kapanıyor olur, olur da olur yani bu 5-10 çeşit var. Peki şey kavurmayı ne zaman koyuyorsun? Kavurma şimdi biraz pişecek o. O biraz pişecek. Pişecek. Yumurta kırılacak. Bir daha alıyoruz. Evet. Bir alıyoruz da. Biraz pişecek. Ondan sonra kavurma koyacağız. Kavurmadan sonra da yumurta. Yumurta koyacağız. Az daha gene vereceğiz. Yumurtanın beyazı pişecek. Ondan sonra çıkaracağız. Yağ eksilirse biraz daha yağ ilave edeceğiz. Ya yiyecek adam da. Yiyecek, yiyecek. Afiyet olsun. Yok, afiyet olsun diyecek. Afiyet olsun. Ya adam 80-90 sene yaşayacak da. Yani 7 mi yaşayacak da. Maşallah. Sen gibi değil mi? He tabii. Allah ömrüne bereket versin. Şimdi 70'den için ölesin. 90-95'te el. Yüzde el. Yüzde de geç. Geç daha geç ama o oradan işim. Yüzden sonra daha ayak gitmez oradan. Ayaklar. Ayaklar yoruluyor adamın ayakları. Yorulur. Daha hastaneye de yattım ben 2 ay. Ama bu arada pideleri unutmadık değil mi? Pide unutmadık. Ha. Pideler pişiyor. Eylül. Pideleri pişireceksin. Ayakta duracaksın işte. Müşteri gelecek. Hizmet edeceksin. Evet. Efendim iyisini vereceksin. Bir yiyen bir daha yiyecek. Sen bir defa yedin daha gitmedin. Olmadı ki. Olmadı. Olmadı ya. Kötü dedin. Alış telefonu şeyden fazladır. O bir telefondan tez ulaşır. Evet. Biri söyler ki bu kötü diyor, biri söylüyor, öbürü söylüyor. Daha kimse de gelmez. Baba dur gider. Doğru, doğru. Peki, devam ediyoruz o zaman izlemeye. Sizi izlemeye devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin siz de. Burada ne koyulacak arkadaşım? Çocuğuma arkadaş diyorum bak hesabı. Aha. Ya. Çocuğuma arkadaş, arkadaş diyorum. Torunuma arkadaş diyorum bak hesabı. Bana ne koyulacak bak. Aha. Yağ falan koyuldu. Ya falan koyuldu. Düğüne miydin bu? Tamam, evet. Aha. Başka ne var bunun? Yumurta var mı? Yumurtası var.
birine ya da az tanıdığınız birine benziyor. Bugün biz de Hopa'da dolaşırken, hatta Hızır Dayı'nın pide salonuna geldiğimizde tanıdık bir sima gördük. Bakalım siz de tanıyacak mısınız? Merhaba. Merhaba. İsminin? Jet Hüseyin. Jet Hüseyin. Evet. Ben Anthony Quinn zannediyorum. Diyorlar çok. Öyle diyenler de var mı? Çok diyorlar, benziyormuşum. Nerelisiniz? Ben Hopalıyım. Hopalı'nın neresinden? Başoba köyünden. Hikoba. Hikoba'da. Hikoba'dansınız, yeni ismiyle Başoba. Evet. Peki ne işlerle uğraşıyoruz? Emekliyim, şoförüm. Emekli şoförsünüz. Evet. Sizi hiç ilginç şeylerle mesela böyle yoldan çeviren falan oldu mu? Ya sen kimsin? Antonio Quinn'e benziyorsun falan diye. Hatta yolda süratle giden bir taksi durdu. Geldi, geri geldi. Siz dedi kimsiniz? Ben dedim Hüseyin. Dedi değilsiniz dedi. Siz Anthony Quinn'siniz. Ben dedim tanımıyorum dedim. Bilmiyorum dedim. Allah Allah dedi. Ben sizi arayacağım dedi. Çekti gitti. Ben sizi arayacağım dedi. Evet. Hopa'da mı yaşandı bu olay? Bu olay Bilbilen Yaylası'nda. Bilbilen Yaylası'nda yaşandı. Evet. Belki Anthony Quinn oralarda geziyordur filan diye düşünmüştür. Onlar belki çok bilim çekiyordur diye. Evet, onlar bilmiyorum artık. Peki hep Hopa'da mı yaşadınız? Hopa dışına gittiniz mi? 40 sene gurbetteydim. Gurbette hiç kimse benzetti mi sizi? Benzettiler. Depremde geldim. 3 gün parkta yattım. Ondan sonra geldim Hopa'da. Hayır, deprem zamanında neredeydiniz peki? İzmit Derince'deydim. Derince'deydiniz. Derince'den buraya geldiniz. Evet. Tekrar memlekete yerleştik. Memlekete yerleştik. Peki. Burada herhangi bir sıkıntı çekiyor musun bu benzerlikten dolayı? Çok soruyorlar. Çok soruyorlar. Sıkıntı oluyor mu ama? Seni rahatsız ediyor mu? Etmiyorlar. Seviniyorum. Seviniyor musun? Bir lider diye bir şeye benzediğim için seviniyorum. Bence öyle değil ama. Sana benziyor. He. Meşhur biri sana benziyor. Evet. Anthony Quinn sana benziyor diye seviniyorsun değil mi? Öyle olsun. Öyle. Aynen. Olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Allah ederim. Allah ömrüne bereket versin. Karadeniz TV'ye teşekkür ederim. Tüm çalışanlara teşekkür ederim. Benimle de ilgilendiğiniz için çok... Hopa, Atmaca ve Avcılar Kulübü Başkanı ile birlikteyiz. Başkanım sizi tanıyalım. Ben Hakkı Sakınmaz, Hopa Avcılar ve Atmacacılar Kulübü Başkanı. Biz çocuk... Atmacacılar dedin de, Atmacacılar Kulübü ayrı, Avcılar Kulübü ayrı, evet. Olmaz herhalde değil mi? Beraber olur tabii. Ayrıdır ama biz bir arada yürütüyoruz. Evet, daha güzel hizmet verebilmek için, daha güzel tanıtımlar için bir arada Atmacanın yürütüyoruz. Atmacanın nasıl bir hizmeti oluyor? Nasıl bir hizmeti oluyor? Atmaca, şimdi hemen yakın tarihte kursumuz var. Kursta Atmacacı eğitiyoruz. Usta-çırak ilişkisiyle. Şimdi kursta sınav var. Puanlama durumuna göre atmacacı yetişiyor. Usta çırak ilişkisi de var.
Atmacacı çocukluğundan ta ölene kadar atmacacı olarak kalıyor ve bu atmaca uğruna da ölen amcalarımız, dayılarımız var. Yani atmaca uğruna ölmüş. Canını öyle bir sevgi etmiş, diyor şunu. Öyle bir sevgi. Kemiğe işleyen bir sevgi yani. Bu bir hobiden öteye kemik sevgisi yani. Çok aşırı derecede peki, bir sevgi. Atmaca tutmanın mevsimi ne zamandır? Hangi atmaca mevsimde? Tutmanın mevsimi olur mu? Hayır. Atmaca tutma Ağustos ayında başlar. Evet. Kasım ayında biter. Yani göç yolları üzerinden herhalde şey yapıyorsunuz. Evet. Yani, Kafkaslardan göç esnasında bizim bu Hopa'da göç yolu üzeri olduğu için burada işte Eylül, Ekim'de çok yoğun olduğu bir dönemdir. Genelde o dönemlerde bu işi daha çok yaparız. Ondan sonra sezon bittiğinde elimizde olan atmacılar zaten kanunen bir tane saklama hakkımız var. İki tane tutma hakkımız var. Birini doğaya salıyoruz. Eğer saklamayacaksak hepsini doğaya salıyoruz. Saklayacak olursak Milli Parklar tarafından ayaklarına halka vurularak kayda geçilerek saklıyoruz. Bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık, beş yıla kadar atmaca saklayan arkadaşlarımız var. Evet. Peki şu anda kursiyerleriniz var mı? Var. Başka 55. Evet. 55 kişi kursiyerlerimiz var. Müracaat var. 55. Müracaat var. Milli Parklar ve Halk Eğitim tarafından Avcılar Kulübü işbirliğiyle kurs düzenliyoruz. Avcı eğitimi, atmaca eğitimi, bunların sınav sonunda sertifikaları Milli Parklara ödenen, yani devlete ödenen ücret karşılığında bu işi bir kültür olduğu için bir kereliğine mahsus sertifikalı atmacacı yetiştiriyoruz ve şu anda da mevcut var ya. Yani. Atmacaya baktık. Evet. Evde. Evet. Ev ortamına alıştı. Alıştı. Ve vahşi bir doğaya saldık. Saldı. Göç yolunu bilir mi? Nereye gider? Nasıl evet. Yaşar? Yani. Evet. Bu riskli değil midir acaba? Çok güzel bir soru sordunuz. Şunu söyleyeyim. Doğada en vahşi hayvan atmacadır. Evet. Ele geçtiği zaman en erken evcilleşen hayvan atmacadır. Elden bırakıldığı zaman doğaya en erken zamanda adapte olan ve içgüdüsü yardımıyla tekrar o göç yolunu bulup tekrar o yoluna gidebilen atmacadır. Çok teşekkür ediyorum. Biz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ayrıca kolay gelsin. Başarılar diliyoruz size. Biz de teşekkür ediyoruz. Kültürümüzü tanıttığınızdan dolayı da size de teşekkür ediyoruz. Çok mersi. Sağ olun. Orta Opa'da Şinasi Özer'le beraberiz. Kemençe Üstadı. 6 yaşından beri kemençesi elinde olan Kemençe Üstadı ile birlikteyiz. Hazır buraya gelmişken bu kemençeciyi de duyduğumuzda, Şinasi Ustayı duyduğumuzda onun yanına gelmeden edemedik. Geldik ve şimdi kendisiyle biraz sohbet edelim. Ondan sonra da bir iki şarkı dinleyelim. Merhaba abi. Merhaba. Hoş geldin. Şinasi abi, hoş bulduk. Ne kadar zamandır bu kemençeyi çalıyor? Ben 6 yaşından duymuştum. 6 yaşından beri. Doğrudur. 6 yaşından beri çalıyoruz. Çocuktum, utangaçtım. Omuzlarını oturturdular. Ben horon içinde çalardım. O zaman 2,5 lira kağıt paralarını yapıştırırdılar. Utangaç olduğun evet, için mi kemençe çaldırırlardı omuzlarda? Evet. Şimdi sıkılmak yok değil mi? Yok, heyecan yok. Yok yok. Peki ben şey de duydum. Böyle güzel türküyü çalıp söylediğini duydum. Neyi çalıp söyleyeceksin şimdi? Önce bize ne çalarsın? Ben önce atmaca kendi yaptığım besteyi çalacağım. Sana ait bir besteyi çalacaksın evet. Değil mi? Ah kurban olurum. Hele bir dinleyelim sana ait olan besteyi abi. Atmacamın çakşırı meşinden dur meşinden, meşinden dur meşinden. Acı oldu mi gideyi buldurcunun peşinden. Atmacanın iyisi açık kara atmaca, açık kara atmaca. Oynayı buldurcunlar sanki köşe kapmaca. Aldandın gelebildin, iyi oynardı kuşum, iyi oynardı kuşum. Ağustos ayı gelince ben sana vurulmuşum. Atmacanın iyisi ispir beyaz atmaca, ispir beyaz atmaca. Oynayı buldurcunla sanki köşe kapmaca.
Sabal düşü, atmaca otuşu, atmaca otuşu. Kaçırdım atmaca mi yüzlerim buruşu. Atmacanın iyisi açık sarı atmaca, açık sarı atmaca. Oynayıp öldürdün la sanki köşe kapmaca. Başkalar var mı böyle? Lazca'da var. Lazca'da var. Bir tane daha onu dinleyelim o zaman da. Oy oy jurto leo mo dvapi mucho baştan guy kagemo dvapi. Arbucavi doma fukaran luhi mupaminol skaniş kule savluhi. Skaniş kulem tkupi oda zamapti az kalditi nosistik ogamapti. Oho işi çokla limhan aşpardi nanas kanise kordum otardi. Elçime giç kışı vamemi kardi varme mahon dinen sevgili içkimi. Hava da çok soğuk. Burada kemençe çalmak şu anda hakikaten çok zor bir şey. Yani kemençe çalmak cidden çok zor. Cidden çok zor. Çünkü eller buz gibi oldu. Sevgili seyirciler, Hopa Liman'dayız. Hopa Liman'da hamsi boşalıyor. Bu sene biliyorsunuz bereket çok. Bol bereket geliyor Karadeniz'den. Hamsi bol. Hamsi kamyonlara boşalıyor. Kasalara doldurulan hamsi satışa sunuluyor. Ama burada kamyonlara doldurulan hamsi ise balık unu ve balık yağı yapılmak üzere kamyonlara bu şekilde dolduruluyor, buradan onların yapıldığı fabrikaya gidiyor. Şimdi kasayla satışa sunulacak hamsiler daha önceden ayıklanıyormuş. Ayrışıyor. Ayrıştıktan sonra da bunlar geri kalanlar. Birazdan da kaptanla görüşeceğiz. Balık ne zaman tutuldu, ne zaman geldi buraya, onları hepsini öğreneceğiz. Dudakları kırmızı, dudakları kırmızı, uy, uy, uy.
Abisi vuran balık görmesin ikimizi. Abisi vuran balık da görmesin ikimizi. Hopa Limanı'nda biraz önce hamsileri görüntüledik. Şimdi de teknenin sahibiyle, yani Takan'ın sahibiyle birlikteyiz. Biraz bilgi alacağız, kendisini tanıyacağız. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyim? Kibar Balıkçılık teknenin sahibiyim, Hakkı Kuru. Pazarlıyız. Pazarlıyız. Doğuştan balıkçıyız, dede mesleğimiz. Öyle mi? Evet. Size ait başka tekneniz? Bize ait iki tane tekne var. Şu limanında. İkisi de Hopa Limanı'nda. Evet. Onlar tutucu, gırgır diyoruz. Şu anda boşalttığımız tekneler yedek. Bunlar sadece taşıyıcı vazifesini yapar. Yani liman hamsi götürür. Biz kolay tutulup işte geliyor, ondan sonra da satılıyor, biz de yiyoruz. Ama öyle değil. Bayağı öyle değil. Yani bayağı çekim bir sıkıntısı olan. Çekim gibi. Yaptığınız gibi bu kadar mesela insanların bir araya gelmesi, bunların gece gündüz uykusuz kalması, limanlarda yatması, çoğu insanlar mesela kamyoncu kamyonda yatıyor, teknede çalışan teknede yatıyor, dışarıda çalışan otobüslerde ve çadırlarda yatıyor. Bu insanlar hakikaten Türkiye için milli gelir olarak diyelim. Bir balıkçı teknesinin bir devlete çok büyük bir yardım sağladınız, çok büyük bir katkı sağladınız. Siz de zaten az önceki görüntülerde belirttiniz. Karadeniz boyunca ya da Trabzon'dan bu yana diyelim, Sarp'a kadar en iyi balık nerede çıkar? En kolay ya da tutulabilen, sürekli tutulabilen. Karadeniz'de şu anda en iyi balık tutulabilen hem deniz olarak, bir de denizlerin güzel olması, deniz diplerinin ilişkan dediğimiz mesela yerler, kuyu kenarları olmaması avcıyla en güzel, en müsait yerler Fındıklı'yla Kemalpaşa, Sarp arası. Yani Hopa açıkları. Hopa açıkları. Balın bir mevki olarak da yerleri iyi tespit edilip güzel avlanıyor. Peki. Hopa açıklarında tutulan balık tabii ki Hopa Limanı'na gelince daha bir kolaylık tabii sağlanıyor evet. Benim tahminim. Tabii muhakkak. Yani Hopa Limanı şu anda liman olarak yeterli mi? Balıkçılara cevap verebiliyor. Balıkçılara cevap verebiliyor. Şu anda Hopa Limanı gerçekten yeterli. En azından daha önceki gibi çok büyük gemilerin gelmediğini mesela tespit ettiğimiz için zaten bu liman biraz da balıkçının işine yarıyor. Çok bu gemiler, nakliye gemileri. Peki limanda eksiklik hissediyor musunuz? Herhangi bir eksiklik var mı? Şu anda nakliyeler var mı limanda? Şu anda limanda bir eksiklik yok. Zaman zaman bunlar gideriliyor. Su ihtiyacı vardı, affedersin tuvalet ihtiyacı vardı. Bunlar giderildi. Bu sene biraz da iyi. İyi yani ilişkiler iyi. Sürekli biz bir limanda durmuyoruz. Yani bizde şimdi hamsi Zonguldak'tan başlıyor. Oradan avlana avlana sürekli her limana uğraya buraya geliyor. Burada hamsi biter. Tekrar Samsun'a, Sinop'a, Fas'a, Ordu'ya giriyoruz. Her tarafa gidiyoruz. Yani bir limana en fazla 3-5 gün kaldığımız için yani bu bize lazım olan gerekli malzemeleri zaten yanımızda taşıyoruz biz. Yani. Nasıl derler? Rastgele mi derler? Rastgele. Rastgele. Balıkçı terimi olarak rastgele. Evet. Sitirsi bu basında kefalım dere ağızlarında nöbet tutan çakalım teyzesi mezgit olur eniştesi istavit hamsi yapacan aklır Allah cali izmarit hamsinin görümcesi mercan ile kara göz kayaların dibinde oynaşır iki dansöz kayaların dibinde de oynaşır iki dansöz hamsinin dayısının torik derler adına hamsi gelin olanda da kaynanası kopana. Ablası var mı ya dur, dudakları kırmızı, dudakları kırmızı, uy, uy, uy.
Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Merhaba. Merhabalar. Nasıl gidiyor bu sene? Vallahi bol bereket var galiba. Ağırsın, ağırsın. Hamsi bu sene iyi mi diyorsun? Hamsi çok iyi bu sene. Sen Hopalısın değil mi? Hopalıyım, ben buralıyım. İsminiz? Şükrü Albay. Lezzeti nasıl? Çok herhangi güzel. Bir değişiklik yok. Hayır, çok güzel lezzeti var. Yemekten doyamazsın. Burası Karadeniz. Nereliymiş acaba Hamsi? Hamsi Karadeniz hamsisi. Buralı mıymış? Tabii canım. İyi, o zaman lezzetli. O zaman, o zaman. Peki. Satışlar nasıl gidiyor? Satışlar bu sene Ramazan'dan sonra çok düşük. Fiyatlar satışlar düşük. Satışlar düşük. Ama balık çok. Balık çok. Balık çok. Hamsi güzel satışlar var ama balıklarda satışlar acayip şekilde düştü. Evet. Şu an palamutun bir tanesi 750 lira. Hamsinin kilosu nedir? Hamsi de 1 lira. Hamsinin kilosu 1 lira. Evet, evet. Palamutun evet. Tanesi. Tanesi 1 lira. Aynı. Evet. Mezgit 3 kilo 10 milyon lira. İstarvid 2,5. Peki bu sene millet hamsiyle doydu diye okuduk biz. Doydu yani. Evet, hamsiyle doydu. Hamsi ilk etapta bir işte biraz fiyat değdi, düştü. Satışlar artması lazım. Yine artması lazım ama yok. Artmadı. Artmadı. 1 lira artmadı. Olunca da niye artmadı ya? Vallahi niye bağlıyorsunuz bunu? Vallahi ne bileyim yani, piyasanın biraz durgun olmasına bağlıyorum yani. Piyasalar durgun. Evet, evet evet. Sadece balıkçılık değil, her yerde tüm esnafların hepsi. Peki senin ismini alalım. Hüseyin Koç. Hüseyin Koç. Ne balıkçılık? Koç balıkçılık. Koç balık. Evet, evet, evet. Günlük mü geliyor? Hamsılar hepsi günlüktür tabii ki. Günlük geliyor günlük. Değil mi? Balıklar günlük. Ya yani burada balıkhaneden mi alıyorsunuz? Gırgırlardan alıyoruz. Gırgırlardan alıyoruz. Motorlarından alıyoruz. Artı balıkçılar, kayıklarımız var işte. Evet. Bizden çalışan işte balıklar da onlardan. Siz sadece hamsiyi ya da balıkları burada Hopa balıkçısından mı alıyorsun? Balıkçılarından hayır, mı alıyorsun? Hayır, hayır, hayır. Yoksa balıkları Hopa balıkçısından alıyoruz. Hamsıları da dışarıdan Trabzon, Rize, Samsun. Oralardan geliyor. Tabii, oradan. Ben onu istiyorum. Oraların balıkçılar, evet. Ama hamsi Hopa'da çıkıyor yani. Oranın gırgır çalışan elemanlar burada yakalıyorlar. Ha, burada evet, avlanıyorlar evet, diyorsunuz. Evet, burada avlanıyorlar. Peki bu memleketi burası diyorsun. Yani. Evet, hamsinin memleketi. 08. Çok teşekkürler. Ben kolay teşekkür gelsin. Ederim. Sağ olun. Hayırlı işler. Güle güle. 1 lira, 1 lira, 1 lira, 1 lira. 1 lira dedik, 1 lira, 1 lira. Merhaba. Merhaba. Hopa çarşısındayız. Bu çarşının ismini bana söyler misiniz? İnönü Caddesi. İnönü Caddesi. Evet. Sizin isminiz? Musa Akbıyık. Ben Hopa esnafının durumunu çok merak ediyorum. Hopa esnafının gündelik yaşamını da merak ediyorum. İşlerin hareketliliğini de merak ediyorum. Hareketli midir? Nasıl işler? Hopa'nın geliri bir çay vardır. Bir de şu anda nakliye sektörü çok ileride. Bunların ayakta durmasıyla Hopa'nın esnafının yüzü her zaman güler. Çay sektöründe sıkıntılar olması, nakliyenin işte yavaşlaması Hopa esnafını tamamen bitirir. Hopa çarşı esnafıyla sohbete devam ediyoruz. Merhaba. Merhaba, nasılsın abi? Teşekkür ederim. Sizi tanıyalım öncelikle. Uğur Kuyumculuk İşletme sahibiyim, Celal Töker. Celal Töker. Çarşıda işler biraz durgun. Kuyumcuda işler nasıl? Aynı şekilde abi. Kış dönemine girdiğimiz için malum düğün işleri de yazlar olduğu için ufak tefek oluyor. Sonbahara doğru bitiyor diyorsun. Bitiyor. Yani. Sonbaharın da sonuna geldik biz. Doğrudur. Yeni yılda gerçi biraz hareket olur abi. Evet, hem bayramın da etkisi olur. Hem i̇nşallah. Hem bayram etkisi. Hem de yeni yıl. Öyle bir beklentimiz var diyorsun. Var var. Bu her sezon böyle mi, bu yıla mahsus bir şey? Yok, yani. Her sene öyledir abi. Her sene. Kış döneminde bir belli bir durgunluk yaşanır. Bir de ihtiyaç olan bir şey yani, mecburi, zaruri ihtiyaç olan bir şey değil. Gıda değil. Ancak düğün işleri olacak. Evet. Ya da kız kaçıranlar olacak. Ondan sonra da takacaklar. Takacaklar. Peki. Oldu, kolay gelsin. Teşekkürler abi. Hayırlı işler. Saygılar.
İşin mutfağına girdik. Hamurun yapıldığı, hatta simitlerin oluşturulduğu yere geldik. Ustamızı tanıyacağız. Kolay gelsin. Sağ ol. İsminiz? Mehmet Aksu. Mehmet? Aksu. Mehmet Aksu. Evet. Bu fırının ismi ne? Aksu Simit Fırını. Ne kadar zamandır bu işi yapıyoruz hocam? Bu 16 senedir bu işi yapıyorum. 16 senedir? Evet. Bayağı da uzun bir zamandır. 16 senedir her gün bu simit çıkıyor mu burada? Bu simitlerin her gün çıkması sağlanıyor mu? Tabii. Cumartesi gecesi hariç her gün yapıyoruz bu işi. Aramızda kalsın da şeyliymiş. Pekmez. Ne diyorlar? Pekmez değil mi? Evet. Ne pekmezi kullanıyorsunuz? Fark etmez. Üt pekmezi, üzüm fark etmiyor. Pekmezlerden kullanıyoruz. Evet. Biz. Peki kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet. Hopa'daki simitçi fırınında, fırının başında da biri var. Simitlerimizi aldık. İki tane de yedim ben. Ondan sonra şimdi hemen yanaşıyorum ustamızın yanına. Merhaba. Merhaba. İsminiz? Yılmaz Aksu. Hopa uyuyor şu anda. Evet. Siz niye buradasınız? Biz çalışıyoruz efendim. Çalışıyorsunuz. Evet. Ne zamana yetiştiriyorsunuz bunları? Sabah 6'ya. Sabah 6'da nerelerde satılıyor bu simit? Marketlere dağıtıyoruz. Şimdi simitlerin özelliğinden, yani biz simiti biliyoruz ama hep susamlı görüyoruz. Daha büyük bir simit bekliyorduk filan. Farklı simit var. Evet. Bu simitin özelliğinden biraz bahsedebilir misin? Bu simit sade simit. Abi. İçinde sadece tuz, bayağı su var. Bir de un var tabi. Kilo bile aldın mı? Kilo aldırmadı. Yağ yok, yağ, şeker yok. Evet. Yani diyet yapabilirsin bundan. Çok lezzetli. Özel bir şey yapıyor musunuz? Mayayı fazla bekletmek gibi bir şeyler var mı? Hayır. Şey, mayasını fazla atmıyoruz. Çünkü bekletmek. Fazla maya attığın zaman o zaman şey oluyor yani. Hamur iyi olmuyor. Niye bu kadar lezzetli? Pekmez şerbeti var. Ondan lezzetli. Yani. Özel sırlarını verme istersen ama çok lezzetli. Hopa'ya özgü bir şey değil mi? Hopa'ya özgü. İsminiz? Necat Yazıcı. Sen ne yapıyorsun abi? Ben simit haşlıyorum. Diziyorum. Haşlamasını sen yapıyorsun. Evet. Pişirmesini usta yapıyor. Usta mı yapıyor? Evet. Sevgili seyirciler, Aksu fırınında müşteriler de var. Bu saatte 11.30'dan sonra müşteri geliyor. Sıcak sıcak fırından sıcak çıkan simitleri almaya gelenler de var. Merhaba, kolay merhaba. Gelsin. Sizi hemen şöyle yanıma alayım. İsminiz? Yusuf ben, Hopalıyım. Hopalısınız. Evet. Hangi köyünden? Başaba köyü. Buraya Higobalılar çok geliyor, bu simite alışmış galiba. Higobalıyız biz, onun için geliyoruz her saatte, evet. Her dakika. Şimdi evet. Ya saat 11.30. Evet. 11.30'da simit almaya gelir misiniz böyle zaman zaman? Şimdi bu saatte eğer akşam yemeği yemediyseniz eski kaşarı, simit, yanında çay. Ben de aynen öyle. Başka Karadeniz bir şey diyemiyorum artık. Bunun gerisi yok yani. Abi 10 tane simit, ben alıyorum paraları. Şimdi buraya gelip fazla para alırsınız. Simit vermiyorsunuz. Sadece ip veriyorsunuz değil mi? Evet. Sıcak sıcak seçiyoruz. Biz kendiniz seçiyorsunuz. Beğendiğimiz simitleri sıcak olarak alıp buradan eve gideceğiz. Yapacağımız başka bir şey yok. Evde gidip çayımız hazır. Hopa'da Artvin İş Adamları Derneği lokalindeyiz. Başkanım, öncelikle sizi bir tanıyalım. Ben Şenol Topaloğlu, Artvin İş Adamları Yönetim Kurulu Başkanıyım. 14 yılı aşkın kuruluş. Kaç yıldır başkansınız? Benim 3. dönemim. 3. dönem. 3. dönemimiz, evet. 6 yıl, yaklaşık 6 yıl. Derneğin kuruluş amacı da, biliyorsunuz ilimizde sınır ticareti ve ithal ticareti olduğu için merkezi hopa seçilmiştir. Yanımızda limanımız. Evet.
15 kilometre sonra kapımız. Sinir ticaretiyle ithalat ihracatının kolaylaşması için, yardımcı olunması için merkezi burada kurmuştuk. Ama her ilçeden amacı bu. Her ilçeden üyesi vardır. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Engin Koyuncu, Artvin İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıyım. Popalıyım. Kendim ayrıca nakliye şirketimiz var. Nakliyecilik yapıyoruz. Uluslararası taşımacılık yapıyoruz. Türkiye'den almış olduğumuz yükleri Azerbaycan'a, Gürcistan'a götürüyoruz. Ali İhsan Akbıyık, Artvin İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda saymanıyım. Ben de nakliyeciyim arkadaşım. Nakliyeci. Dediği gibi evet, nakliyeci. Hopa deyince nakliyeci mi aklınıza gelsin? evet, öyle oluyor. Öyle oluyor, öyle oluyor. Nakliyecilik bizim ta 72'den beri geliyor. Bu limandan İran'a taşımacılıktan başlamış. Oradan beri işte nakliyecilik burada bir meslek olarak kalmış. Bizim bacağımız nakliyecilik yani. Seçim Altınkaya, Dernek Genel Sekreteriyim. Ben de Şenol Bey'le beraber 6 senedir, evet 6 yıldır beraber çalışıyoruz. Derneğin yönetim kurulunun oturabileceği, bir toplantı yapabileceği sadece kağıt üzerinde kurulmuş bir dernektir. Biz bunu faaliyet alanına geçirerek önce kendimize işte iş adamlarının oturabileceği, yönetim kurulumuzun rahatlıkla işte çalışabileceği bir ortam oluşturduk. Bir araya geldik. Sonradan üye sayımızı genişleterek işte evet. Başkanımızın da dediği gibi bu sayıyı 107'ye çıkardık. Metin Şanver yönetim kurulu üyesi. Ayrıca nakliye sektörüyle uğraşıyoruz. Kaç yıldır yönetim kurulu? Bu sene yeni yönetim kuruluna bu dönem girdi. Siz de nakliyeyle uğraşıyorsunuz. Biz de nakliye, uluslararası nakliye şirketim var. Evet. Nakliye sektörüyle uğraşıyoruz. OPA'da biliyorsunuz. Yani arkadaşların dediği gibi bayağı bir büyük, yüksek bir potansiyel var. Nakliye işinde aşağı yukarı sektörde Karadeniz bölgesinin bel kemiği diyebiliriz o pay. Evet. Tür filosu şeyini baz alırsanız bayağı hatta Türkiye genelindeki iyi bir filoya sahibiz. Merhabalar. 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 Buyurun. Buyurun. Siz de buyurun. Nasılsınız? Sizi sormalı. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. Ben sizi tanıyayım önce. Ben Cinas Tosunoğlu. Hopa Taşıyıcılar Kooperatif Başkanıyım. Hopa Taşıyıcılar evet. Kooperatif Başkanı. Ah ne güzel. Ne güzel. Hopa Taşıyıcılar Kooperatifi kaç yıllık bir kooperatif? 30 yıllık bir mazımız var bizim. Oo, çok eski bir kooperatif yakaladık biz. Evet. Siz kaç yıllık başkanınız? Biz 6 aylık, 6 aylık yeniyiz de. Daha taze, evet. Şey burnunda. Ama biz 30 senelik şoförüz yani. Taşımacılık ne durumda, ne der dernek? Bizim, bayağı ben size şunu söyleyeyim, taşımacılık bitti, bitirdiler yani taşımacılığı. Zor durumdayız. Yani. Ne anlamda bitirdiler ve nasıl bitti? Şimdi buradan nakliye var, Kars'a nakliye gidiyor. Mazot 2.300.000 lira. Nakliye 4 senelik nakliye aynı fiyatta şey oluyor. Benim arabam 17 ton yük yüklüyor. Benim üyem. 17 ton Kars'a yük yüklüyor. Evet. 600 milyon para tutuyor. 500 milyon mazot yakıyor. 100 milyon para. Yani masraf çoğaldı. Nakliye parası aynı. Evet. Lastiğimiz 700 milyon lira oldu. 600 milyon oldu. Vergiler, bandrollerimiz 600-700 milyonlar. Bizim nakliye sektörümüz bitti, bitirdiler. Sesem Uzun Taşıyıcılar Kooperatifi'nin ikinci başkanıyım. Öyle mi? Demin başkanımız var. Evet, başkan yanımızda. Bir kooperatif olarak Hopa'da, Hopa Kooperatif, 1061 üyesi var. Evet. Bu kooperatif 1061 üyesi var, şu anda faaliyette olan 400 kişi. İnanır mısın yani, bu çok zor bir iş. 1061 üye. Evet. Evet. 400'ü faaliyet. Şu anda herkesin evin önüne baktığı zaman kamyonlar hepsi duruyor. Paslanmış hepsi paslandı. İş yok. İş yok. Neyle iyileşir, nasıl yükselir bir şeyiniz var mı bu konuda? Nasıl denizlerde gemilere verilen otele kademe düşüyorsa kamyonca da düşsün. Ulaşımcılarda da bu düşmeli. Düşmeli. Biz de bir nakliyeciyiz. Sizi tanıyalım. Ben Hopa Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanıyım, Hüsnü Akgüz. Esnaf sanatkarlar deyince acaba ne işlevi vardır diye ben merak ederim. Belki izleyicilerimiz de merak ederler. Nedir? Şimdi bizim odamıza... Odanın işlevi. Odamıza 101 ayrı meslek dalından
üyelerimiz var. 101? 101 tane ayrı meslek dalından üyelerimiz var. Esnaf odası da bu üyelerin gelişmesini sadece esnaf için değil, sanatkar için de aynıdır. İşte bir marangozudur, bir tamirhanesidir. İmalathanelerde çalışan ustasıdır. Bunların mesleki faaliyetlerini geliştirmek, onlara yardımcı olmak, sorunlarını yerinde görüp incelemek, işte bunları üst düzeydeki insanlara taşımak, haklarını savunmak, sadece o değil, bir de tüketicilerin haklarında gene haksız rekabetler, işte açılan dükkanların ruhsatlı, ruhsatsız, işte açılan dükkanlar var, kayıtsız olan dükkanlar, bunları takip ediyoruz. İşte fiyat listelerinin olması, mesela fırıncıların fiyat listelerini, lokantaların fiyat listelerini bize başvurarak biz birliğimize gönderiyoruz. Oradan fiyat alıyoruz. Belediye ve kaymakamlığa verdikten sonra tekrar onların daha iyi hizmet verebilmesi için bütün meslek dallarını takip ediyoruz. İş adamları derneğe denince, lokaline de gelince biz herhangi bir sorunla karşılaşmayacağız zannediyorduk. Hani iş adamları derneği de lokali de var, zengindir, sorunu yoktur. İşte orada sohbet ediyorlardır dedik. Oysa öyle değil. Bir dokun bina işte.